TV100 ekranlarındasınız. Ankara'da neler oluyor programına hoş geldiniz. Önemli bir konuğumuz var bugün. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özaseki. Konuğumuz Sayın Bakan, hoş geldiniz TV100 ekranlarına. Teşekkür ederim, sağ olun. Aslında çok günümüzde değiliz Ankara'da neler oluyor için ama özel bir yayın. Eksik olmayın, yoğun gündeminizde sizler de davetimizi yerine getirdiniz, kırmadınız bizleri. Yoğun gündeminiz, sizi Ankara'da yakalamak da çok zor. Ara ara arıyoruz Sayın Bakan, nasıl programlar, nasıl gidiyor, çalışmalar nasıl gidiyor diye. Sürekli bir deprem bölgesindesiniz. Tabi 6 Şubat'ta meydana gelen deprem, halen daha yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yeni formüller aranıyor. Çünkü işin bir de hem acı boyutu var. Daha yaralar henüz kapanabilecek yaralar da değil. Bir yandan da şehirlerin yeniden ayağa kalkması gerekiyor. Ne durumda efendim çalışmalar? Deprem gerçeğiyle ve aslında ana konumuz olan depremin yaralarının sarılmasıyla başlayalım. Evet, istenmeyen bir olay ama haliyle doğanın da kendi içinde bir takım kuralları var. Siz istemeseniz de, görmek, duymak hiç istemeseniz de o kendine göre bir denge içerisinde devam ediyor. Bunu anlayıp buna uygun vaziyette sizin bütün şehirleri dizayn etmeniz gerekiyor. Ne yazık ki 6 Şubat'ta 9 saat arayla iki tane çok şiddetli ve uzun süreli bir deprem meydana geldi. Görünüşte 11 il gibi ama dolaylı olarak 18 il etkilendi bundan. Etkilenen nüfus sayısı 14 milyon. Ve yıkılan veyahut da şu anda ağır hasarlı olduğu için yıkılmak için sırasını bekleyen bağımsız birim sayısı 850 bin. Dile kolay. Yani Anadolu'da Malatya gibi, Hatay gibi veya Adıyaman gibi 5 tane il demek neredeyse. Tamamıyla yok oldu. Tabii bunların bir taraftan maddi kayıplarını düşünürken bir taraftan da 51 bin canımızı da toprağa verdik. Ben o bölgelere sık gidiyorum haliyle. Oralarda her oturduğum konteyner kentte, yolda rastladığım insanlarda müthiş bir hüzün var, acı var. Bayram namazında Kahramanmaraş'taydım. Birkaç çadıra, birkaç konteyner kente uğradım. Uğradığım yerde bir ailenin anne baba, evlatları, gelinleri ve iki çocukları ölmüş. Birisine gittik, üç tane çocuğu depremde enkaz altında kalmış. Öyle müthiş bir acı var ortada. Tabii millet olarak hepimiz çok etkilendik. Ve ilk saatlerden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere bütün bakanlarımız, milletvekilleri, valiler, ben de o dönemde AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydım, belediye başkanı arkadaşlarımızın hepsini o bölgeye sevk ettik. Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları, bir taraftan insanları kurtarıyorsunuz ama buz gibi bir hava var, onlara battaniye temin ediyorsunuz, çadırlar kurmaya çalışıyorsunuz, iaşeler, ibateler geliyor. Öyle bir karmaşayı, kargaşayı Allah bir daha yaşatmasın. Bazen acaba devlet buraya ulaşmakta zorluk mu çekti, geç mi kaldı gibi sözler söyleniyor ya Deniz Bey. Şöyle bir hesap yapın. 850 bin bağımsız birim ama bunlar daire sayısı tabii söylediğimiz. 320 bin tane yapı yıkılmış. 2 katlı, 3 katlı, 4 katlı veya daha yüksek. 320 bin tane çökmüş bina var. Bunların altında da insanlar var. Siz gün evvelinden haberiniz olsa, bir gün evvelinden tedbir almak isteseniz, her binaya 10 kişi tahsis edecek olsanız 3 milyon 200 bin kişiyi orada hazır tutmanız lazım. Ki 10 kişi bir şey yapmaz binada. Hiçbir şey yapamaz. 100'er kişi hazır edeyim deseniz o binalar için 32 milyon insan orada hazır etmeniz lazım ki anında müdahale edilebilsin. Ve milyonlarca iş makinesini oraya sevk etmek lazım. Olayın büyüklüğünü anlatmak için söylüyorum. Ve yurt dışından gelen bütün bizim mevkidaşlarımız, yabancı misyon şefleri, eğer bizim ülkemizde böyle bir şey olsaydı biz alttan kalkamazdık diye açık açık söylemişlerdir. Ama bütün bir millet ayaktaydı. Böyle bir milletin ferdi olmak, üyesi olmak gerçekten hepimiz için onur verici, gurur verici. Zaman içerisinde tabii herkes işine gücüne döndü. Biraz hafif unutuldu. Ama orası hala tütüyor. Ve orada acılar taze. Şimdi orada bizim yapmamız gereken şu, bir an önce geçici konutlarda veya dışarıda barınma yerlerinde kalan insanları evlere taşıyabilmek. Çünkü dışarıda kendi evinde kalamayan 1 milyon 903 bin kişi insan var.
Bunların 55 bini çadırlarda. Zannedersem, şu andaki güncel rakamlar. Evet, şu andaki güncel rakamları söylüyorum. Tekrar alabilir miyiz efendim? Çünkü biz biraz maalesef tabii ki acı içimizde ama işin sıcaklığı o depremi yaşamayan insanlar için aslında biraz böyle geçti gibi. Yani sohbetler arasında konusu geldiği zaman hatırlanıyor çoğu zaman. Hani bizler gündemde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü söz vermiştik. Biz de sonuçta bir kamu görevi yürütmeye çalışıyoruz. Ve TV100'de diğer sorumlu yayıncılık yapan televizyonlar, gazeteler gibi biz de sık sık o deprem bölgesini hatırlattırmaya, unutturmamaya çalışıyoruz. Çünkü her şeye ihtiyaçları var oradaki vatandaşlarımızın en nihayetinde. Bir tekrar alabilir miyiz? Yani şu anda kaç vatandaş evleri dışında, konteynerde, kentlerde, çadır kentte yaşıyor? Kendi evinde oturmayan, dışarıya çıkıp devletin imkanlarıyla 4-5 grupta toplayabiliriz bunları. Kalan insan sayısı 1.903.000. En az grup çadırda kalanlar. 55 bin kişilik bir grup var orada. Daha çok Suriye'den gelen garipler falan da kalıyor oralarda. Yurtlarda, sosyal tesislerde, öğrenci yurtlarında vesaire kalan misafirimizin, depremzede kardeşlerimizin sayısı 67 bin, 70 bin civarında. 312 tane konteyner kent kuruldu. O konteyner kentlerde kalan insan sayımız 460 bin. Yani ciddi bir yoğunluk orada var. 1 milyon 300 bin kişi kadar insan da devletten kira yardımı alıyor. Ev kiralamışlar. Orada kalıyorlar. Şimdi böyle olunca ben mesela o çadırlarda çoğu zaman konteynerlerde epeyce misafir oldum. Yaşamanın zorluğunu görüyorsunuz. Kendi kendime dedim ki ben bu işleri temizleyip evleri yaptırıp bu insanları şu zor durumdan alıp bu evlere taşıncaya kadar bana gece gündüz olmasın, fazla uyumak da haram olsun dedim kendi kendime. Ve o insanların evlerini yaptırabilmek adına durmadan formüller geliştiriyoruz. Şu ana kadar da zaten bakanlığımızdaki arkadaşlar müthiş bir hummalı çalışmaya girmişler. Benden önceki bakan arkadaşımız dahil, Murat Bey dahil. Ekibi, bakan yardımcıları, genel müdürler, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde çalışan tüm Türkiye'deki elemanlar, il müdürlerimiz hepsi o bölgedeler. Binlerce arkadaşımız orada görev yapmışlar. Çünkü evler ağır hasarlı veya az hasarlı diyorsunuz. İnsanlar beğenmiyor. Diyor ki bunu az hasarlıya alın veya ağır atın veya orta hasarlıdan çıkarın. İtirazlar, mahkemeler akşama kadar ev ev gezip tek tek hasar tespitlerini yapmışlar. Sonra da sert zeminleri aramışlar, taramışlar. TOKİ marifetiyle yapı işleri. O rezerv alanları konut, bulmak istemişler. Rezerv alanları bulmuşlar. Şu ana kadar 179 bin konutunda temelini atmışlar. Cumhurbaşkanımız 319 bine söz verince bir anda 120-130 binlik daha yer arayışı devam ediyor. Bazılarını buldular. Hala arayış sürüyor. İnşallah başladığı tarihten itibaren evleri bir sene içerisinde teslim edeceğiz. Çünkü bütün evleri değil mi? Müteahhitleri öyle veriyoruz. Yani ihaleye çıkarken bir senede teslim edeceksin kardeşim diye veriyoruz. Onlar da hummalı bir çalışma içerisindeler. Yeni bir yöntem bulduğunuzu geçtiğimiz günlerde ifade etmiştiniz ve Çevre Şehircilik Bakanı olarak bu yerinde dönüşüm, yanlış ifade etmiyorum herhalde. Doğru, yerinde doğru. Dönüşüm olarak yeni bir model arayışındasınız. Çünkü anladığım kadarıyla bunun tabii maliyeti de devlete çok ciddi manada bir haliyle meblağ olarak karşısına çıktı. Hem yani bu işin maliyeti tabii ki gidenlerin yerine getiremeyiz. Burada maliyet hesabı da yapılamaz. En nihayetinde devlet muhakkak sahip çıkacak vatandaşına. Ama bir yandan da tabii bunun mali yükünü de hem biz bir duymak isteriz hem bununla ilgili bu yerinde dönüşüm ne farkı var geçmiş yöntemle yerinde dönüşümün efendim? Doğru, mali boyutu farklılaşıyor. Çünkü rezerv alanları yaptığınız zaman bütün altyapıyı sıfırdan götürüyorsunuz. Yoldu, işte suydu, elektrikti, doğalgazdı, yeşil alanlardı veya okullardı vesaire. Onların masrafı da biniyor. Bir taraftan da sanki yerinde dönüştürmek bir mecburiyet gibi bizim için. Sebebine gelince bir, istediğimiz kadar rahat biz oralarda rezerv alan bulamıyoruz. Rezerv alan dediğimiz yer bizim gidip üzerinde binalar yapabileceğimiz daha çok kamu arazileri. Yani istimlak para vermek istemiyoruz. İstimlak çok yüksek bedel. Toprak pahalı. Şimdi gidip oralarda şahıs arazilerini biz istimlak etmeye kalksak ciddi bir meblağda onu ödemek zorunda kalacağız. O zaman devlet arazileri arıyoruz. Hazine arazileri arıyoruz. Onu da istediğimiz oranda her zaman bulamıyoruz. Yani şimdi
Hatay'da oturan insanı, senelerce o tarihi, kültürel mirasın üzerinde yaşanmışlıkları olan insanları siz alıp da 25 kilometre ötedeki düz bir araziye taşıyamazsınız ki. 3-5 kilometre ileride ne var diye bakıyorsunuz. Kolayca gelip gidebileceğin yerlerde nasıl bir rezerv alan var diye bakıyorsunuz. Onu bulamıyorsunuz çoğu zaman. Bulamayınca orada tıkanıyorsunuz. İkincisi de insanlar yaşadıkları bölgelerden uzaklaşmak istemiyorlar. Orada hatıralar var, yaşanmışlıkları var, konu komşu ilişkileri var. O yıkılan çarşılarda adamın ömrü geçmiş. Ben o çarşılara böyle derin derin bakıp da hüzünlenen çok insan görüyorum. Sohbet ettiğimiz zaman diyorlar ki ben çocukluğum şurada geçti, şöyle oldu. Kimse oradan da ayrılmak istemiyor. Kentsel dönüşümde en büyük sorunlardan birisi bu. O zaman biz yerinde dönüşüm yapalım dedik. Yerinde dönüşüm yaparken dikkat edeceğimiz birkaç tane kural var. Yapı yasağı getireceğimiz yerler var. Asla buralara vermeyelim. Ya onu soracağım. Şimdi çocukluğu biz, da geçse vermeyelim. Biz gördük ki efendim yani fayların üzerine şehirler kurulmuş Türkiye'de. Yani ve o faylar gerçekten hani o böyle sanki bir korku filminden çıkmış gibi gerçekten o binaları yararak, yerleri yararak, yolları parçalayarak yaşadığımız bir deprem felaketinde sonuçlarını hep beraber gördük. Şimdi yerinde dönüşüm deyince yine o işte dediğiniz gibi o fayların üzerine şehirler mi kurulacak endişesi oluyor. Bununla ilgili bir yani orada fay kırıkları nereden geçiyor, fay hatları nerede belli. İşte buralara yapı verilmeyecek. Bu kesin. Çünkü o fay kırıklarının üzerine siz yapı yapmaya kalkarsanız, düşünün şimdi bir resim vardı aslında çok sosyal medyada döndü, hatırlıyor musunuz? Tabii. Devlet Demir Yolları'nın rayını bükmüş. Evet. O kalın üzerinden tonlarca çelik trenlerin geçtiği raylar bükebilmek kolay mı? 200 kişi bir araya gelsek bükemeyiz onu biz. Onu bile bükecek derecede aşağıdan bir enerji geliyor. Şimdi siz o zaman fay hatları üzerine eğer bir daha bina yaptırırsanız herhalde size en azından en hafifinden deli derler. Başka bir şey demezler yani. Bunlar yapılmış ama geçmiş. Kesinlikle yapılmayacak bundan sonra. Oralar belli. O bizim kırmızı çizgimiz. Onları imarlara işliyoruz. İkincisi sel yatakları var. Ya Asiye doğru dağların kavuşma yerlerinden aşağı doğru inen yerler var. Ve aşağıda buluşma yerlerinde de kendine has bir açıda sel yatağı oluşturmuş. Kumsal oluşturmuş. Alt taraf çürük. 10-20 senede bir aynı yerden sel geliyor. Siz onun üzerine sağına soluna yaptırabilir misiniz? Yaptırmamanız lazım bunu. Efendim belediye başkanı arkadaşlar bazen diyorlar ki ya vatandaş bizi öyle zorluyor ki ne yapalım? İşte seçim meçim derdi var. Biz de evet diyoruz. Onlara diyorum ki sizin çocuğunuz var mı? Var. Sabah erkenden kalktığında ben 5 tane dondurma yiyeceğim diyerek başlarsa yediriyor musunuz? Yok bir dakika diyorsunuz değil mi? Şimdi orada niye ona yok demeyi biliyorsun da. Şu an deprem bölgelerinde hala daha böyle bu tip talepleri olan insanlara şöyle biz vatandaşla karşı karşıya kalırsak zorlanırız dedikleri için zaten dönüşüm mevcut ofislerini biz kuruyoruz. Hmm. Yetki aldık. Şu anda 22 tane en hasarlı yerlerde, en çok evlerin yıkıldığı yerlerde dönüşüm ofisi kurduk. Başında çevre şehircilikten ilgili bir arkadaşımız var ama o bölgenin ilçe belediyesi ise ilçe belediyesi. Büyükşehir'den elemanlar varsa onlar beraberce çalışıyorlar. Ama tek yetkili bizim arkadaşımız. Yani buradaki esas motivasyon belediye başkanlarına o yerel unsurların işte ya baskısından kurtarmak. Çünkü o belediye başkanlarının o seçilme kaygısından ötürü birazcık da eş, dost, evet, her yer bir de evet, Anadolu'da küçük yerlerde nasıl söz geçiyor. Ya bunun önüne geçmek için herhalde. Öyle değil mi? Tabii. Rant bazen insanoğlunun gözünü döndürüyor. Şimdi mesela deprem olduğunda kimse böyle bir şeye tenezzül etmiyor. Aradan 6 ay geçti ya. Mal hesabı başladı ne yazık ki. Bunu görüyorum ben oralarda. Birbirine düşen kardeşler, miras derdine düşenler, kavga edenler, nasıl biraz daha fazla alırım diye. Halbuki 3-5 ay önce herkes canının orada canının derdindeydi tabii. Evet. Tabii bu arada bir iki yer daha var. Mesela sel yataklar olduğu gibi sıvılaşma olan yerler var. Zeminde sıvılaşma var. Siz ne yaparsanız yapın bir müddet sonra çöküyor. Mesela Gölbaşı müthiş bir örnek. Geride Adıyaman bir göl var. Gölbaşı. Adıyaman Gölbaşı. Şimdi oraya bir daha verirseniz size deli derler. Vatandaş belki zorlayacak. Bakın bu Adıyaman işte şey hattı, Malatya hattındaki cadde üzerinde buralar boş mu kalacak falan diyecekler. Diyebilirler. Ama biz vermeyeceğiz. Çaremiz yok. Sıfır tolerans. Sıfır tolerans. Bir de mühendislik hesaplarında, yapım işlerinde tamamıyla sıfır toleransla devam edeceğiz. Buralarda vermeyeceğiz. Ve burada biz bir mecburiyetten dolayı vatandaşa artık diyoruz ki bakın rezerv alanlar kalmadı. Oralara yapmakta zorlanıyoruz. Yeni rezerv alanlar bulursak çok daha uzaklarda olacak. 20-30 kilometre ötede olacak. Size de doğru değil. Evinizin
Eğer zemininde sorun yoksa, ki sorun olan yerlere vermeyeceğiz, biraz önce onu anlattık zaten. Sorun olmayan yerlere gelin biz size tip projeler verelim. İnşaata başlayın. Biz size hem hibe verelim hem kredi verelim. Ortalama ben Anadolu'daki müteahhit birkaç arkadaşı aradım. Şu anda kaça mal ediyorsunuz diye. Bana dedikleri şu. En fazla 9-10 bin liraya metrekaresini bir evin mal ediyoruz dediler. Evet, 9-10 bin liraya mal olursa 100 metre brüt demek ki 1 milyon liraya mal oluyor. Ben onun yarısını hibe olarak veriyorum. Yarısını da bakın hibe gibi bir şey. 2 sene ödemesiz. 2 sene ödemesiz. Sonra 10 sene vadeli. Onun faiz belki, var mı? Yok, faiz de yok. Öyle olunca belki ileride 3 bin lira gibi bir şey ödeyecek ayda. O da onu hiç yormayacak diye düşünüyorum. 5 sene sonra 3 bin lira ödeyen insanın parası yorar mı o insanı? Asla yormaz. Ve müthiş de bir ilgi oldu. Başvurular şu an ne düzeyde efendim ilk gün? Bugün kaçıncı gün? Pazartesi akşam açtık. Bugün herhalde Perşembe 3. gün. 3. gün doldu şu anda. Buraya gelirken ben de merak ettiğim için sordum arkadaşlardan, 57 bindeydi. 11 şehirde, depremde hasar gören 11 şehirde 57 bin vatandaş ilk 3 gününde yerinde dönüşüm için başvurmuş. Yani günde 20 bin kişi neredeyse, evet ben yerinde dönüştürmek istiyorum diyor. Bazen de köylerde düşünün, evi var insanın, olduğu yerde yapmak istiyor. Daha kolay, daha ucuza mal edebiliyor insan. Niye? Konu komşu da bir araya geliyor. Ben onların tip projelerini vereyim dedim. İnşaat standartlarını kendilerine anlatalım. Bizim istediğimiz gibi yapsınlar. İnşaat devam ettikçe biz para verelim. İnşaat devam ettikçe biz para verelim. Ve inşaatı bitirsinler. Orada bakın birkaç tane böyle fayda elde edilecek. Birisi ekonomik hayat canlanacak. Çünkü yerel mimarlar, mühendisler orada çizimler yapacaklar. Eğer vatandaş istiyorsa bizim TOKİ'nin 15-20 çeşit oraya projesini, tip projesini koyuyoruz. Yani 100 metrelik, 110 metrelik, 120, 150, 160 koyuyoruz oraya. Bunun makinası, statiği, elektriği, çözümlemesi gitmesin, hiçbir yere masraf etmesin vatandaş. Alsın bu tip projeyi yapsın, bir sorun yok bize. Peki bu projeyi hem zaman hem maliyet olarak ne kazandıracak size ve şimdi vatandaşa? Bu dediğimde vatandaş gelip orada başlarsa bu şekilde, bir taraftan yerel mühendisler, mimarlar kazanır. Bir taraftan yerelde müteahhitler var. Birçok müteahhit var, orada boş duruyorlar. O müteahhitler o bölgenin insanını çalıştıracaklar orada. Bir de inşaatın 140 alt sektörü var. Yani bir ev görüyorsunuz ya. Tabii. Burada 140 çeşit parça var. Yani camından fayansına, musluğundan kapı koluna, aklınıza gelebilecek kapısından penceresine, her neyse 140 çeşit var. Büyük müteahhitler orada iş yaptıklarında, yani TOKİ'den 3000 konut, 5000 konut alıp iş yapan insanların hepsi gelip en büyük fabrikalara sipariş veriyorlar. 5000 kapı siparişi veriyor adam. 5000 işte orada lavabo siparişi veriyor, musluk siparişi veriyor. Fabrikalardan alıyor, kamyonlara yüklüyor, götürüyor. Bir takvim içerisinde onları monte ediyor ve dönüp ayrılıyor. Böyle olunca yereldeki insana bir faydası olur mu bunun? Hiç olmaz gibi, çok az olur gibi. Ama yerinde 3-5 katlı binalar yapılıyorsa eğer, her türlü malzeme oradan temin edilir. İnsanlar oradan. Ve orada müthiş şekilde hem ekonomik olarak bir fayda da temin ediliyor, hem de hayat canlanmış oluyor. Bu kampanya ne zamana kadar devam edecek ya da ne hedefliyorsunuz bunda? Kaç? Şu anda 3 ay kadar devam edelim istiyoruz. Niyetimiz öyle. Ve nihayetinde ilk müracaat edenlerde incelemeye başladık. İlk dosyalara hadi gidin başlayın diyeceğiz birkaç ne gün zaman? Sonra. Ne zaman? Bayağı hızlı birkaç hızlı başlayacak. Tabii. Zaten bu tür yetkileri meclisten aldık. Ve mecliste de dikkat ederseniz bu konu çok tartışılmadı. Plan Bütçe Komisyonu'nda sağ olsun Mehmet Muş Bey epeyce bizim arkadaşlarımızın anlatmasına, ne yapmak istediğimize dair söz verdi. Orada arkadaşlarımız izah ettiler. Hatta ikna olmayan muhalif milletvekili arkadaşlar için ertesi gün bir toplantı daha yaptık CHP'liler için. Diğer partililer için bir toplantı daha yaptık. Arkadaşlarımızı gönderdim. Çok açıklıkla ne yapacaksanız anlatın dedim. Hiçbir şeyi saklamayın. Öyle olunca hiç itirazsız bize geçti bütün yetkiler orada. Biz de bunu çok hızlı bir şekilde kullanıyoruz. İnşallah orada şehirlerin içerisinde bir anda canlılık başlayınca geri dönüşleri de başlayacak Deniz Bey. Yani insanlar şehrin içerisinde şu anda tozla toprakta bekliyorlar. Şu anda ortada hiçbir şey yok. Yani şehir merkezleri için söylüyorum. Neden? Ya bir taraftan daha yıkımlar bitmemiş. Her taraf toz toprak. Siz rezerv alanlarda çok çalışıyorsunuz, çok para harcıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ama vatandaş onun da farkında değil. Bilmiyor ki 5-8 kilometre ötede ne olduğunu. Şehrin merkezlerini ayağa kaldırmak lazım. Ben arkadaşlarımla bir karar daha aldım.
şehir merkezlerinde meydan diyebileceğimiz daha sonra kartpostallara konu olacak yerlerin tamamının inşaatına ben Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak başlıyorum. Kimsenin insafına bırakmayacağım. Yeni projeleri. Yani o şehirlere bir imza atmak istiyoruz. Ya belediyeler yapmayacak bunları. Bunları yine önce biz yapacağız. Gelip orada emlak konut, TOKİ veyahut da yapışları olarak inşaata başlayacağız. Büyük ihtimalle gelecek hafta Malatya'da olacağız. Meydan projesine başlayacağız orada. Ama 100 yıl, 200 yıl o meydan orada numune olarak kalacak. Herkes bizim meydanımız diyecek. Sevebilecekleri bir şey olacak. Sonra devam eden... Ya şehirlerde böyle meydanlar yaratacaksınız orada yani. Evet, evet. Çeperlere doğru devam eden yerlerde de inşaatlar başlayacak. Onu da özele yaptırıyoruz. Onlara da örnek olmuş olacağız biz. Yani şehirlerde madem ki bir sürü yıkım oldu, bir kötülük var, bunu bir fırsata dönüştürelim istiyoruz. O yüzden yapıyorum bunları da. Peki efendim, şimdi 2 milyona yakın kişi evlerinde şu an barınamıyor. Az önce söylediğiniz, benim de aklıma açıkçası o takıldı. Ve peyderpey farklı modellerle şehirler inşa ediliyor. Biz dışarıda artık bir insanın bile kalmadığını ne zaman göreceğiz? Bunun o son tarihi nedir? Yani bir sene sonra büyük ihtimalle dışarıda bu verdiğimiz sayı yer yarıya düşer. Ondan sonraki sene içerisinde de ikinci bölüm, ikinci dilim girmiş olur. En azından çadırda kalan kimse kalmaz herhalde. Çadırda, konteynerde kimse kalmaz. Yani birinci yılın sonu olur. Yarıya... İnşallah bir sene sonra bunları yarıya düşürürüz. Kiradakiler biraz daha devam eder onlar. Ha, gene yani şöyle dışarıda kalan kimse bir yıl içinde, yani bir yılın sonunda dışarıda kalan kimse olmaz diyorsunuz. Şu anda zaten dışarıda kimse yok. Yani şu anlamda çadırda 55 bin kişi, konteyner kentlerde 70 bin kişi kadar, pardon yurtlarda, sosyal tesislerde 70 bin kişi kadar, konteynerlarda 465 bin kişi kadar insan var. Bunların, yani dışarıda dediğimiz evlerde oturmayan insan olarak tekrar düzelteyim. Evet, evet. Evlerde kiraya oturanlar belki biraz daha bekleyebilirler. Kirasını ödüyorlar. Hı-hı. Devlet onların kirasını da veriyor. Hı-hı. Zaten. Onlar biraz daha bekleyebilir ama en acilleri biz evleri alırız. Hatta yaptırdığımız rezerv alanlardan önce yapı yasağı gelmiş yerlerde ev olanlar varsa onlara veririz. Sel yatağında kalmış, fay kırığında kalmış, yerinde yapma imkanı yok. Onlara önce tercih ederek veririz. Sonra yerinde yapan insanlar eğer kiradalarsa onlar bitirinceye kadar beklerler. Yani o bir yıl içerisinde konteynerde kalan ya da çadırda kalan insan kalmaz herhalde, değil mi? Yani öyle gözüküyor. Yarısını ilk yıl, yarısında ikinci yıl gibi tamamlarız. İnşallah burayı arayı da sarmış oluruz. Peki efendim, deprem bölgesiyle ilgili sizin tabii söyleyeceğiniz başka bir şey varsa deprem bölgesi kısmından biraz da olası İstanbul depremine geçeceğim, ama deprem bölgesiyle ilgili ya da deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yani söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yine program içinde döneriz. Şunu söyleyebilirim ben. Vatandaş doğru, psikolojik olarak da müthiş bir rahatsızlık içerisinde. Şehirlerin içerisindeki o toz toprak hal ve eskiden cıvıl cıvıl yaşayan kentlerin kaybolup yerine bambaşka bir ortam çıkması, her gün onu görmesi müthiş bir huzursuzluk veriyor olabilir. Ve birkaç aydır da oralarda bir şey olmuyor gibi görüyor olabilir. Ama bunu şöyle düşünsünler. Geride müthiş bir çalışma var. Gece gündüz hummalı bir çalışma. Bir planlama var burada. Sabahlara kadar uyumayan insanlar var. Ve bir hazırlık yapılıyor. Bir anda işler başlayacak. Yani oralarda, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da bir ay sonra her yerde inşaatların böyle her taraftan başladığını, yükseldiğini görebilirler. Emin olsunlar, rahat olsunlar. Az kaldı. Biraz sabretsinler. İnşallah devlet kendiler için gece gündüz demeden uğraşıyor. Bir de galiba bir bakanınızı sadece deprem bölgesine, bakan yardımcınızı sadece bir deprem bölgesine yönlendirdiniz, değil mi? Yani evet, arkadaşımız günlerdir orada, evine hiç gelmedi. Bugün sabah Antep'te, öğleden sonra Kahramanmaraş'ta, akşam arıyorum Hatay'a geldim şimdi diyor. Şu işleri halledeceğim diyor. Ekibimiz hep o taraflarda bizim. Bir bakan yardımcısı arkadaşı da özel olarak sadece bu şehirler için görevlendirdik. Onunla zaten pazarlığımız var. Bir gün evine gelecek pazar günü. Onun dışında 5 gün 6 gün orada kalacak. Peki sizin gördüğünüz, son olarak şunu da sorayım. Yani Türkiye büyük bir dayanışma örneği gösterdi tabii aynı zamanda deprem esnası hemen sonrasında. Tabii ki devlet de elinden geleni yap. Çok büyük bir felaket en nihayetinde. Şimdi tekrar o tartışmalara girmenin de bir anlamı yok. Kimseye de bir faydası yok. Geride kaldı zaten, ama merak ettiğim şey şu.
Tabii o yardımlar vesaire falan o ilk günkü hızıyla da devam etmiyor. Vatandaşa düşen bir görev var mı? Yani vatandaşların orada bir ihtiyacı var mı? İşte hani sizin gözlemlediğiniz böyle bir çağrınız olur mu şu an için? Yani şöyle, insani olarak ihtiyaçlarının tamamı devlet tarafından karşılanıyor. Yani 3 öğün yemek veriliyor. İnsan başka ne isteyebilir ki? Bunun dışında sosyal marketler var. O tür ihtiyaçlar da karşılanıyor. Ama orada bir an önce evlerin yapılması lazım. Evet. En büyük ihtiyaç o. Evi gibi olmaz insan. Orada da işsizler. Hatta güzel bir hadis var. İnsanın evi cennetiymiş. Evinden daha rahat ettiği bir yer var mı insanın? En rahat ettiği yer orası. O yüzden bizim herkes o evlerine güvenli şekilde oturtmamız lazım. Ve bir daha da deprem olduğunda Allah korusun, böyle ağlamamamız lazım. Ben geçenlerde Hatay'da anlattım. Japonya'ya gitmiştik bir tarihte. Burada Türkiye Cumhuriyeti bir cami yaptır dediler. Cuma gününe denk gelince gidelim, cuma namazını orada kılalım dedik arkadaşlarla. Gittik. Çok güzel bir tipik Sultanahmet gibi, Süleymaniye gibi bir cami görüyorsunuz orada. Ve orada kılarken İmam Efendi Bursa'dan gelmiş. Bir hafız efendi bize bir hatırasını anlattı. Dedi ki ilk geldiğim günlerdeydi. Ben de depreme çok alışkın değilim. Bir salladı ortalık Japonya'da. Biz dedi hanım, kızım pijamalarla sokağa attık kendimizi. Şöyle koşarak bir açıkta park bulduk eve yakın bir yerde. Parkın ortasına geldik. Ya Rabbi şükür iyi kurtulduk. Sağa sola bakıyoruz. Bizden başka kimse yok. Sağa baktık, sola baktık. 15 dakika bekledik. Kimse yok. Sonra evimize geri gittik. Tabii utandık da pijamalarla ortada öyle. Bir gün sonra camiye geldiğimde orada Kırım Türkleri var çokça. Cami cemaati onlar. Onlara dedim ki ya gece dün şöyle bir deprem oldu. Ne yaptın dediler. Ben böyle yaptım. Hanımla çocuğu aldık. Koşa koşa gittik parka. Gülüyorlar hep beraber. Siz ne yaptınız peki diye sormuş bizim imam efendi. Demişler ki vallahi bizim uykumuz kaçarsa sağa döneriz, sola döneriz. Şimdi bakın, Japon ev yaptığında eğer böyle güven içerisinde oturabiliyorsa, siz de deprem olduğunda eğer camlara pencerelere koşuyorsanız, ne yapacağınızı şaşırıyorsanız, evler kütür kütür yıkılıyorsa herhalde biraz hata bizde olsa gerek. Çok çarpıcı bir örnek tabii. İnşallah biz de böyle deprem olduğu zaman öyle kafamızı sağa sola çevirdiğimiz ve tekrar... Öyle evler yapacağız, endişe etmesinler. Yani. Öyle mi? Tamam, İnşallah. Harika. Bunu bir söz olarak alıyoruz Sayın Öseseki. Tabii deprem deyince herkesin yüreğinin ağzına geldiği şehirlerin başında İstanbul geliyor. Ve hani o uzmanlar bizim deprem zamanında bizlerin de daha doğrusu hep ön plana çıkardığı, işte programlara davet ettiği o deprem uzmanları ki son dönemde epey az görüyoruz artık televizyonlarda. Maalesef az önce sizin de verdiğiniz örneklerden de onlara da atıfta bulunmak lazım, yani unutturmamak lazım. Yani çünkü öyle büyük deprem oldu ki işte belki 2 yıl bekleyeceğiz, belki 3 yıl bekleyeceğiz tekrar o hayatın eskiye yakın hale dönmesi için. Ama İstanbul'da olası İstanbul depremi artık bir geri sayım başladı aslında İstanbul depremi için ve siz bakan olduğunuzda ben sizi arayıp hem tebrik ettiğimde hem bundan sonra ne yapacaksınız Sayın Bakan, önce eliniz ne dediğimde bana önce deprem bölgesini ayağa kaldırmak demiştiniz. İkincisi de amacımız Büyük İstanbul dönüşümü demiştiniz. Efendim nasıl bir tablo var İstanbul'da? İstanbul'u ne bekliyor? Ne yapacaksınız İstanbul'da? İstanbul'un dönüşmesi mümkün mü? Ve depreme ne kadar kısa sürede hazırlanacak İstanbul? Evet. Bir şeyin önce altını çizelim. Türkiye bir deprem ülkesidir. Nokta. Himalayalar Alp çizgisi üzerinde en çok oynaklığın olduğu, en çok enerjinin birikip ikide bir büyük yıkıcı depremlerin olduğu bir ülkedeyiz. Bizim son 100 yıl içerisinde gerek denizlerde gerekse ana karam üzerindeki deprem sayısı 226. 6 ve üzerinde şiddette. Yani 5.5, 5.8, 9 varsa saymıyoruz bunu. Bunlar da ciddi depremler. 5.5'luk bir deprem insanı yerinde durdurmaz. Müthiş bir deprem. Ama 6 ve üzerindeki sayı Anakara'da 60. Şimdi ölen sayımız 130 bin. Ya bu şu demektir. Anakara'mız üzerinde 1.5 senede bir deprem oluyor. Yıkıcı bir deprem oluyor. Biz tedbir almak zorunda değil miyiz? Nelerde fay hatları var belli. Belli tabii. Nelerde deprem olacak belli. Hangi aralıklarla deprem oluyor bu da belli artık. Hangi saatte hangi dakikada olacağını bilemiyoruz ama hangi aralıklarda olabileceğini kestirebiliyoruz. Şimdi böyle bir ortamda bizim bir an önce
tedbir almamız lazım. Yani Türkiye bir deprem ülkesidir. Bu gerçeği kabul edeceğiz. Dünyadaki en riskli 5 ülkeden biriyiz. Nokta. İstanbul için ise dünyadaki deprem riski taşıyan 10 tane büyük şehirden birisi İstanbul. 10 şehirden birisi İstanbul. En riskli 10 şehirden birinde evet. yaşıyor yani. Şu anda da bütün bilim adamlarının söylediği ortak kanaat Marmara'da bir kırılma olacak. Bunun süresi doldu. Marmara Denizi'ne bakan bütün cepheler sıkıntılı. Oralar daha çok etkilenecek daha doğrusu. Bu deprem 7'nin üzerinde bir şiddette olacak. Bu 5 saniye sonra da olabilir. 5 sene sonra da olabilir. Allah hiç vermez inşallah. Dua edelim vermesin ama 15 sene sonra da olabilir. O süre artık doldu. Onun için bizim bir an önce tedbir almamız icap ediyor derler. İstanbul'daki yapı stoğuna baktığımız zaman normalde 5.8 milyon civarında bağımsız birim var kayıtlara geçen. Bunlar içerisinde 1.5 milyon yapı riskli gözüküyor. İlk etapta yıkılabilecek olarak tarif edilen yapı sayısı ise 600 bin. Çok büyük yani, rakamlardan bahsediyor. Kabaca söylüyorum. 6 milyon yapıdan 600 bini yıkılır diyorlar. Yani şehrin onda birinin yıkılması lazım. Tekrar bunu onda birini lazım. Duyunca vatandaş şöyle lütfen anlamasın. Ya onda birmiş neyse onda bir ya ne yapalım. Kimin kaderine gelirse o razı olsun buna. Onda bir yıkıldıysa onda dokuzda kurtuluyormuş iyi bari. Yok yok böyle denemez. Asla denemez böyle bir şey. Neden? Her sokakta her caddede iki tane üç tane bina yıkıldığında bir kere kesinlikle ve kesinlikle ulaşım durur. Tabii. İstanbul'da ulaşım durur. Ve altyapı tahrip olduğu için doğalgaz anında kapatılır. Su hatlar koptuğu için vanalar kapatılır. Yani şu an aslında olası bir İstanbul depreminde yaşanacakları söylüyorsunuz siz. Evet. Korkunç bir tablodan bahsediyorum ben. Kanalizasyonlar çalışmaz büyük yerlerde, birçok yerde. Siz sabah ekmek almaya gittiğinizde o güzelim fırınlardan sıcacık ekmek alıyorsunuz ya alamazsınız. Çünkü elektrik yok, çalışmıyor, kimse bir yere gidemiyor, gelemiyor. 600 bin tane yapı içerisinde nereden baksanız şimdi binlerce insan olacak. Şimdi böyle bir felakete karşı siz rahatça ayağınızı uzata uzata yatabilir misiniz? Ben 5 sene kadar önce aynı mevkide bakandım. Yani 2016-2017'de bu görevi üstlendim. O dönemde bunları anlatmaya çalıştığımda birkaç kez de toplantılar yaptım İstanbul'da. Bütün ilçe belediye başkanlarını çağırdım. Kadir abi vardı. Durmadan dile getiriyorum. Etmeyin, gitmeyin. Bak burada büyük bir tehdit var, tehlike var. Ya benim yakın arkadaşlarım bile dediler ki artık bundan bahsetmesek mi ya dediler. Niye dedim? Yani şu mağazı bir adam durumuna düşüyoruz. İkide bir, ikide bir bunları söyleyerek. Ne güzel çiçek böcek deriz, millet bahçesi deriz, güller fidanlar deriz. Sıfır atıktan bahsederiz. Doğru sıfır atığı da biz bulduk zamanında. Eyvallah. Tamam da siz depremi konuşmayınca aşağıdaki hareketlilik duruyor mu? Yo. O zamanını dolduruyor şimdi. O yüzden bizim bir an önce işe başlamamız lazım. Ne yapmamız gerektiği hususuna gelince. Gücü yetenler kendileri binalarını ölçtürsünler ve yaptırsınlar. Kimseyi beklemesinler. Peki hemen bakanlıktan onay çıkacak mı? Çünkü zaman zaman bakanlıktan kentsel dönüşümle ilgili onay alamayan vatandaşlar bize yazıyor, çiziyor, söylüyor. Şöyle, ben şunu kastederek söylüyorum. Bir bina içerisinde insanla anlaşmışlar, mali imkanları da var. Veya bina tek kişinin bir an önce başlasın. Kimseyi beklemesin. Efendim yarısını devletten al. Ya bırak Allah'ını seversen canını kurtar. Bir an önce yap bunu. O imkanın varsa zaten başkasının da hakkını yeme. Eğer gerçekten mali durumu ve imkanın varsa garip insanların hakkını yedin ki ne olacak? Aldın ki ne olacak devletten? Devlet kıt kanaat idare ediyor zaten. Bak birincisi bu. İkincisi biz orada rezerv alanlar tespit ettik. Epeyden beridir bekliyoruz zaten oralar. En son Sayın Cumhurbaşkanımıza da paylaşıp oralarda planlamaları da yaptığımız için konutları başlatacağız. Belli bir yerlere söyleyebilir efendim, misiniz en azından? Şöyle, Anadolu yakasında bir yerimiz var. 2-3 yerimiz var daha doğrusu. 2-3 tane de Avrupa yakasında yerimiz çok var. Çok uzak ilçelerin mı? Ortası, hayır, ilçelerin ortasında 7-8 tane ilçe var etrafında bulduğumuz yerin. Şimdi ismi söylemeyeyim, doğru olmaz diye söylemiyorum. Bizim için belli yerler. Yani niye söylemiyorsunuz? Bu arsa spekülasyonu falan olmasın biraz ya. Biraz hoş olmaz diye söylemiyorum. Hmm. Çünkü bir takım sıkıntılar çıkarsa ismini verip
bakanlık olarak daha sonra da üzerinde başlayamazsak speküle edilir bu iş. Tamam. İyi niyetle başladığımız bir iş nihayetinde. Buralarda tam 350 bin konutluk ev yapma imkanımız var. Eğer mali gücümüz İstanbul'da. Evet, evet. Kamu arazilerinde bahsediyorum. Eğer finansman yükünü kaldırabilecek durumdaysak, ki şu anda yok gözüküyor, imkansız gözüküyor. Çünkü deprem bölgesine hasrediyoruz bütün gücümüzü. Tabii. O zaman biz bunu kat karşılığı müteahhitlere verebiliriz İstanbul'da. En az yarısını alırız. Yani 150-200 bin ev alırız oradan. 150-200 bin evi aldığımızda da çevresinde en riskli binaları taşırız. En çürük, en yıkılabilecek. Ne yapacaksınız onların yerine? Onların yerini boşaltacağız. İlçe belediyelerine gerekirse sosyal donat olarak vereceğiz. Park yeri yoksa park yapsın. Sağlık ocağı yoksa sağlık ocağı yapsın. Eğer orada hiçbir şeye ihtiyaç yoksa yeniden müteahhitlere verelim, konut yaptıralım. Yani daha çok biz buraları yeşil alan olarak ilçelere bırakmayı düşünüyoruz. Sosyal donat alanları olarak, park yerleri olarak, otopark olarak bırakmayı düşünüyoruz. Biraz da ilçeleri rahatlatmış oluyoruz. Rezerv alanları, altyapıları vesaire uygun yerler herhalde. Müthiş yerler. Hiç sorun yok orada buralarda. Sorun yok. Tabii. Peki ne zaman başlayacak? Bakın bir taraftan 350 bin konut var burada. Bir taraftan da yarısı bizden kampanyası için vatandaş 1 milyon 20 bin kişi müracaat etmiş. Tamam. O yaklaşık 200 bin binaya tekabül ediyor. 1 milyon 20 bin daire, apartman dairesi. 200 bin binaya tekabül ediyor. Bu 200 bin binanın da kendi içinde %100 anlaşanlardan başlayarak tamamını anlaşmışlarsa, kavga içlerinde yoksa, ihtilaflar gidermişlerse ve en riskli binalara hadi yık, biz sizi destekleyelim, parasını verelim diyerek işe başlatacağız. Oradan da 100-200 bin daire, şeyde bina oradan yaptırdığımızda yine bir şey olacak orada. Ciddi bir gelişme olacak. Ve gerçekten eğer biz bunu birkaç sene içerisinde başarabilirsek, bu düşündüklerimizi yapabilirsek İstanbul'da biz kentsel dönüşümü hazırlamış oluruz, yapmış oluruz. Ve bir taraftan da ben belediye başkanı arkadaşlarıma her yerde açık duyuruda bulunuyorum. Lütfen Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili, başka partili her neyse AK Partili arkadaşlarla devamlı görüştüğümüz için zikretmedim adlarını. Ama o kadar çok güzel kentsel dönüşüme kendini veren arkadaşlar var ki onlar yapıyorlar zaten. İstanbul'da Esenler bunu yapıyor, Gazi Osman Paşa bunu yapıyor, Güngören bunu yapıyor. Yapıyorlar, ellerine sağlık. Şunu ama merak ediyorum. Hiç ilişmeyen arkadaşlar da var ya. Var mı öyle şu gözünüze var tabii çarpan ya. İstanbul'da? Zerre miktar ilişmiyor o işe. Buradan bir uyarınız üstelik olacakları var mı? Yüz yüze anlattım. Gel başta lütfen her türlü yardım yapayım dedim. Ama şöyle bir zorluk da var. Vatandaşın bir tane evi var. Envai çeşit nazı var şimdi. Onunla uğraşmak istemiyor. Bu var mı İstanbul'da diyor. Şöyle dikkatinizi çeken şu bölgede yavaş gidiyor diyeceğiniz diye. Şimdi söylediğim anda yanlış anlaşılır. Var tabii aklıma geliyor. Üstelik de zamanında sana yardım edeyim dediğim halde başka yanlış şeyler yapanlar da var ama onları unuttum ben. Hiç önemli değil. Şimdi yeter ki başlasınlar. Sonuna kadar ben yardım etmeye hazırım. Belediyeler bir taraftan da orada vatandaşla görüşüp çöküntü alanlarını bir an önce dönüştürmeye çalışmaları lazım. Yani vatandaşlarla kendileri görüşüp ikna edip yeni projeler hazırlayıp sonra bize dönüp demeleri lazım ki burayı riskli alan ilan edin. Dönüşüm alanı ilan edin. Evet, ilan edelim. Her türlü biz yardım yapalım. Ya açık rezerv çek veriyor musunuz buradan bütün CHP'li belediyelere de? Çünkü birazdan geleceğim. Geçtiğimiz günlerde galiba bir Ekrem İmamoğlu geldi ziyaretinize. Ona geleceğim. Ona gelmeden önce şunu sorayım. Şimdi 600 bin binadan bahsettiniz dönüşmesi gereken. Şöyle kabaca bir hesap yaptık. 200 bine bir şekilde başvurup yerinde dönüşüm yapabilir dediniz. 350 bin rezerv alan dediniz. Aslında ilk etapta 600 binin nasıl olacağı kabaca belli İstanbul'da. Neredeyse karşılıyoruz. Peki İstanbul'da şimdi efendim hep konuşuldu. Zamanı doldu artık. Az önce de söylediniz. Yani zamanımız da kalmadı. Allah korusun yarın da olabilir yani deprem. Belki de uykularınız kaçıyordur hani yarın olmasın diye. Yani bilmiyorum muhakkak. Dua ediyorum. Yani, bol bol dua ediyorum. Peki bu efendim İstanbul'da ha deseniz dönüşüme ne zaman başlar ve ne zaman İstanbul güvenli bir şehre dönüşür? Şöyle kafamızdaki planlama arkadaşlarımız da bakanlıkta biraz daha deprem bölgesine birkaç ay daha bizim yoğunlaşmamız icap ediyor. Hı hı. Ama İstanbul'da ihmal etmiyoruz. Mesela bu pazartesi günü yani 3 gün sonra Ankara'da bizim kentsel dönüşümlerden sorumlu bakan yardımcısı arkadaşımızın başkanlığında İstanbul'un 39 ilçesini ve Büyükşehir Belediye Başkanı çalışanlarını davet ettik. Onlarla İstanbul için neler yapılabilir konusunda toplantılar başlayacak. Belediye başkanları mı gelecek yoksa ilgili teknik? Bu ilk etapta bana göre teknik elemanlarını göndersinler. Her belediye en az iki kişi göndersin.
bu işten anlayan insanlar gelsinler dedik. Belediye başkanlarımız zaten siyasi kimlik olduğu için onlar oradaki depremin kıymetini biliyorlar. Tehdidini biliyorlar, tehlikesini biliyorlar. Ekiplerle bizim yapmaya çalıştığımız şu, bir program yapacağız. Oraya bir şemsiye, bir çatı kuracağız. O çatının baş tarafında bakanlık olacak elbette ki. Ama altında hem büyükşehir olacak, hem valilik olacak, hem de ilçeler olacak. Bunların hepsine düşen işler var. Bir taraftan bu yapıyı kurarken bir taraftan bir takım yasal hazırlıklar yapacağız. İstanbul için. İstanbul'un kentsel dönüşümünü, depreme hazırlığını özel bir yasayla götürmek zorundayız. Daha önce İstanbul'da bu çalışmalar yapılmış, evet yapılmış. 800 bin kadar bağımsız birim yenilenmiş daire. 800 bin kadar. Ama yetmiyor. Şimdi bizim acilen 600 bini daha dönüştürmemiz lazım. Karşımıza çıkan problemleri biliyoruz. Fikirtepe'de tecrübe edindik, başka yerlerde tecrübe edindik. Bir taraftan vatandaşın evet nazı olabilir insan hali. Ama bu işi ideoloji kavgasına dönüştüren odaları da biliyoruz. İtirazlarının sebeplerini de biliyoruz. Onları da aşacak şekilde, hızlı hareket edecek şekilde bizim oraya bir yapıya kavuşturup kimsenin böyle kaprisiyle, nazıyla oynamadan hızla gitmemiz gerekiyor. Şimdi ben zamanında çukur eylemleri olduğunda yine Güneydoğu'dan tabii sorumluydum. Doğru. Şimdi yıkılan yerler var. Rastgele söylüyorum. Bir mahalle düşünün. 100 tane ev yıkılmış. Meri hukuka göre benim oradaki o 100 tane evi yeniden yaptırabilmem için 100 tane konutun sahibini bulup mirasçılarını toplayıp hepsine vekalet almam lazım. İyi de ortada yarısının sahibi yok. Yarısı olmuş, beşer onar çocukları var. 300-500 tane mirasçıya kalmış. Mirasçıların kimi dağda, kimisi Almanya'da, kimisi Hanya'da, kimisi Konya'da. Şimdi ben nasıl yapacağım bu işi? Meri hukuka göre yapamıyorum. Ama orada da çadırlarda kalanlar var, sokakta kalanlar var, insanlar perişan. Ve biz bir yasa çıkardık. Dedik ki terör bölgelerinde olağanüstü bir hal var nihayetinde. Bütün yetki Çevre Şehircilik Bakanlığı'na geçer. Çevre Şehircilik Bakanlığı gelir, bu konutları yapar, hak sahiplerine dağıtır. İstanbul'da da böyle mi olacak? Ben bunu bir örnek olsun diye söylüyorum. Böyle olmayacak, bu kadar kaba olmayacak tabii. Oralarda bu kanunu çıkardıktan sonra da biz bir an önce işe başladık, konutları yaptık. Sonra da burada ev yıkılan kim varsa hak sahiplerini çağırdık. Tek 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 dağıttık ve işi bitirdik. Peki İstanbul'da efendim nasıl olacak? İstanbul'da yani? Biz biraz daha kolaylaştıracağız. Yani çünkü insanlar dediğiniz gibi yani biraz böyle deprem birazcık geçtikten sonra malından vazgeçmek istemiyor ve kişisel belki de kaprisler yarın öbür gün birçok ölüme ya da başka kayba sebebiyet verecek yani. İstanbul'da çok büyük bir dönüşümden bahsediyorsunuz. Kentsel dönüşüm tüm Türkiye'de yapılırken bir mahallede, bir bölgede, bir adada %65 sağlanmışsa geriye kalanların nazıyla uğraşılmaz artık. Ya bir düzenle, yeni bir düzenleme mi gelecek? Yok, bu eskiden için böyle. Şu anda mevcut böyle. Siz geri kalanda istimlak hakkınız da var. O bölgeye riskli alan ilan ettikten sonra elektriğini kesersiniz, suyunu kesersiniz ve orada işe başlarsınız. Cebren işe başlarsınız. Tamam. Ama bu bile bazen yetmiyor. Onların ama gidip, mahkemeler çıkıyor, yürütmeyi işte durdurma kararları oluyor. Onların hepsini giderici mahiyette daha kolaylaştırıcı işimizi ve biraz da çok hızlı bir şekilde oraları yapmamızı sağlayacak bir takım tedbirler alıyoruz. Onların da yasaları gelecek. Bunlar inşallah yani meclisten İstanbul kısa sürede geçeceğiz. İstanbul dönüşümü için özel bir yasa hazırlığında mısınız şu evet, anda? Evet, evet. Hatta eğer bunu erken yapabilirsek meclis tatilinde bile meclisi çalışmak için davet edeceğiz. Ha, olağanüstü bir sadece, toplantıya mı? Sadece İstanbul'un kentsel dönüşümü için, depreme hazırlığı için hazırladığımız maddeleri deprem çok için önemli. Ve bir kere onun için toplanmış olacağız. Ağustos orada herkes söyleyeceğini söylesin. İşte hızlı davranabilirsek bir buçuk ay içerisinde hazırlarız. Değilse normal döneme kalır bu. Anladım. Yani sizin hedefiniz anladığım kadarıyla meclisi bir İstanbul için olağanüstü toplantıya yani biraz daha deprem bölgesindeki işleri rayına koyar koymaz İstanbul'a yöneleceğiz ama ihmal etmiyoruz. Dediğim gibi bu pazartesinden itibaren toplantılar başlıyor. Bu sefer çok kalabalık bir grupla toplanıyoruz İstanbul için. 100-150 kişilik İstanbul'u temsil eden bütün ilçeler geliyor. Ama hafta 2 gün en az toplanacak ekip işlerine 10 kişilik bir yürütme kuracaklar. Ben öyle teklif ettim arkadaşlara. 10 kişi her hafta 2 kere toplanıp herkesle onları bilgiyle besleyecekler.
Efendim, tabii böyle size çok geçmişte program yaptık. Daha çok hep siyasi konuşmaya alıştık sizinle. Bugün geldik tabii, yükünüz ağır. Son 10 dakikamızda izin verirseniz şöyle kısaca deprem dışına çıkacağım. Çünkü aslında mesela ben sizle bir gün normal bir gündemde, eğer öyle bir gündem olursa tabii Türkiye'de. Bakanlığınızın bir de üçüncü kolu var. İklim Değişikliği Bakanlığı. Hepimiz de yaşıyoruz aslında etkilerini. İşte bir türlü yaz gelmiyor. Yaz gelince işte sıcaklıklardan şikayet ediyoruz. Aslında başlı başına bir gün inşallah normal bir dönemde size sadece iklim değişikliği ile ilgili sohbet etmek istiyorum. Yani bunu o kadar, çünkü büyük bir bakanlık ki şimdi konuyu İstanbul meselesini kapatmadan önce şunu soracağım. Gerçi kendisi son dönemde işte Zoom toplantılarının sızmasıyla falan gündemde, ama Ekrem İmamoğlu önceki gün ziyaretinize geldi. Niye geldi efendim Ekrem İmamoğlu sizin ziyaretinize geçtiğimiz günlerde? Tabii kendisi İstanbul Belediye Başkanı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, en nihayetinde sürekli istişare halinde olunması gereken bir bakanlık, ama Türkiye'nin bu kadar siyasallaştığı bir ortamda belki rutin bir ziyaret bile bizi gazetecilerin ve vatandaşın da ilgisini çekiyor. Yani cevabını da siz verdiniz. O belediye başkanı, ben de bakanım. Ve o belediyelerin de bakanlığı bizim orası. Herkes gelecek. Evet, gelince de kapı açık. Hele hele konu depremse, siyaset vesaire, o sizin çok takip ettiğiniz gündem hep dışarıda kalıyor. Çünkü deprem geldiğinde hiçbir partili ayırmıyor. A partili, B partili, şu konuttakilerin canını alayım, şunun evini yıkmayayım demiyor. En sevdiklerinizi dahi alıp götürüyor. Böyle bir ortamda herkesin İstanbul'a karşı bir borcu var. Nihayetinde benim İstanbul'da oturmadığım halde bir vatandaş olarak, bir bakan olarak, sorumlu bir insan olarak gece gündüz İstanbul derken İstanbul Belediye Başkanı'nın gelmesinin daha doğal ne olabilir ki? Ekibiyle gelmişler. Bir takım istekleri vardı. Onlar da makul isteklerdi. Yardımcı olacağımızı söyledim. Ve bu deprem konusunda çalışmalar olduğunu söyledi. Ne kadar çalışma var? Kimlerle nasıl çalıştılar? Oradaki sonuçlar nedir? Onlar bilmiyorum tabii. Ve bunu da konuşacak zaman, ortam olmuyor. O kısa nezaket ziyaretinde. Pazartesi günü bakan yardımcısı arkadaşımızın başkanlığında bütün ilçeler geliyorlar. Ben Ekrem Bey'i de aradım. Ekibinizi gönderin dedim. Aradınız siz, davet ettiniz bizi. Tabii. Gelsinler. Burada ne diyorlarsa, ne biliyorlarsa söylesinler. Çünkü o çok tartışılıyordu İstanbul'da. Yok, davet edildi, edilmedi. Hatırlarsınız o tartışmaları. Onların ötesinde siz bizzat kendinizi aradınız. Tabii. Ne dedi kendisi efendim? Derhal dedi. Yani pazartesi günü ekibini gönderecek. Onlar da orada çalışacaklar. Ortak akılla en doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Ne güzel böyle şeyleri duymak. Yani. Hani bu tip şeyler de çünkü zaman zaman tartışmanın konusu oluyor Türkiye'de. Yani ben 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Ve mesela Ekrem Bey siyasetle ilgileniyor. Ben 21 yıllık belediye başkanlığı hiç siyasetle ilgilenmedim. Benim üstüme gelmediyse siyasi parti il başkanları veya beni eleştirmemişlerse hiçbir şey demedim. Ağzım bile açmadım. Bazen eleştirinin dozunu kaçırırlarsa cevap verdim. Onda da birkaç cümle söyleyip geri çekildim. 21 sene deli gibi belediye başkanlığı yaptım ben. Ve bir şehri bir yerden aldım, bir yere doğru getirdim ve taşıdım. Herkes bunu biliyor zaten. Ve 21 yıl belediye başkanlığı üstüne Ankara'ya geldiğimde de evet, genel başkan yardımcılığı yaptım ama işim yine yerel yönetimler ve belediyecilik. Şu anda da bakanlık yapıyorum, daha önce de yaptım ama yine şehircilik. Azıcık bir bilgim varsa, birikimim varsa onun hepsini kullanmaya çalışıyorum şu anda. Ahir ömrümde en doğru işleri yaparak nihayetinde faydalı olmaya çalışıyorum bu vatana. Ama ola ki benim göremediğim, bizim istişarede gözden kaçırdığımız, bir başka yerden düşünülmüş çok güzel bir fikir çıkar. Hiç istisnasız, kompleksiz eyvallah deriz, başımızın üstüne deriz. Bizim için yol haritası belli aslında. Biz rotamızı çizdik. Ve ben hatta hazırladığım bu programı bir ay sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza İstanbul'u açıklatmayı da düşünüyordum. Ama yereldeki arkadaşlar da dahil olunca ola ki güzel bir şey söylerler. Eyvallah. Ondan da istifade etmek için biraz daha öteleyerek devam ediyorum. İnşallah bunlar olduğunda hep birlikte İstanbul'un üzerinden geliriz. Ben öyle ümit ediyorum ki İstanbul'da hangi partili olursa olsun belediye başkanı arkadaşlar deprem üzerinden siyaset yapmayacaklardır. Yaparlarsa vatandaş kınar zaten onları. Ne diyorsun ya sen der. Can derdinde herkes. İstanbul'da vatan derdinde. Beka sorunu diyoruz ya, asıl beka sorunlarından birisi de bu. Öyle bir ortamda sizin üzerine siyaset yapmaya hakkınız yok. Kim olursa olsun. Sayın Bakan, onu söylemeye çalışıyorum. Son 5 dakikamızda bir soru daha gene deprem dışında soracağım. Son dönemde çok konuşuluyor. Biz de çok şikayet alıyoruz vatandaştan. Korkunç bir kira problemi var Türkiye'de şu anda. Yani
kiraları almış başını gidiyor. Tamam, bir ekonomik sıkıntı var. Bunun etkilediği işte gıda fiyatları vesaire konuşuluyor ama biraz da gerçekliğin ötesinde kira artışları. İşte kiracıya soruyorsun, çok şikayetçi. Ev sahibi başka bir örnek gösteriyor. Bak işte falanca hemen yanımızdaki daire şu fiyata vermiş, çık kardeşim diyor. Böyle bir kiracıyla ev sahibi problemi yaşanıyor. Artık sosyolojik bir probleme dönüşmeye başladı yani bu. Ve fahiş kira artışları. Yani tam direkt sizin bakanlığınızın konusu değil ama belki işte ne bileyim ev konu stoğu mu az Türkiye'de ondan, yoksa kişisel hırslar mı, yoksa ekonominin sıkıntısı mı? Ne efendim bu kira problemi Türkiye'nin? Sizlerin de kulağınıza geliyordur muhakkak. Şimdi birkaç tane sebebi var. Birisi pandemi döneminde fazlaca inşaat yapılamadı. Ve o dönemlerde insanlar biraz eve doğru çekildiler. Kimi insan dövizde kalmayı, kimi insan altında kalmayı falan tercih etti. Ve fazla üretim yapılamadı. Üretilen bazı konutlar da o çok düşük faizli teşviklerle biraz satıldı. Müteahhit arkadaşlar da çekilmiş oldular. İkincisi, bazı fiyatlarda bu pandemiden sonra çok yükseliş oldu. Mesela çelik fiyatları şu anda 700 dolar civarında benim bildiğim. 1400-1500 dolarlara çıktı. O zaman kimse yani çok işe de başlayamadı. Bir başka sebep deprem olunca, şimdi biraz önce verdiğim rakamlarda dikkat ederseniz kira yardımı yaptığımız 1 milyon 300 bin kişiden bahsettim. Ortalama şöyle düşünün, 4 kişi yaşasa bir hanede 1 milyon 300 kişi. 4'e bölün, 320 bin tane ev kiralanmış. 320 bin tane ev kiralanmış. Ortalama büyüklükteki şehirlerde 2-3 bin tane ev kiralanmış. Belki Ankara'dan, İstanbul'dan 5 bin, 7 bin tane ev kiralandı. İşte Antalya'da gene çok fahiş kira artışlarından bahsediyor. Tabii, Sivas'tan 500 tane ev kiralandı. Elazığ'dan 700 tane ev kiralandı. Kayseri'den 2 bin tane kiralandı. Öyle olunca kiralık ev bir anda kalmıyor. Bu iş biraz arz talep meselesi. Şimdi biz bir taraftan bakın 179 bin konuta başladık ya. Bir taraftan şu anda evet yerinde evimi yapmak istiyorum diyen 60 bine yaklaştı. Bu ben 300 binleri geçeceğini tahmin ediyorum. O deprem bölgelerinde 100 binlerce ev yapılacak. O bizim verdiğimiz evlere doğru insanlar gelecekler. Burada efendim, Ankara'da, İstanbul'dan olacak, onu soruyorum. Buralarda kirada oturan insanlara diyeceğiz ki eviniz yapıldı, çıkın gidin hadi. Yoksa kirayı kendiniz verirsiniz. O da var. Ne olacak? İnsanlar buraları boşaltacaklar. Rahatlayacaklar burası. Şehirlerine dönecekler. Şehirlerine dönecekler elbette ki. Yani arz talep dengesi oturacak. Depremden sonra arz talep dengesi tamamıyla bozuldu. Ve bir taraftan da enflasyonun tesiriyle herkes daha yüksek almak amacıyla kiracıyı zorluyor. Siz kanuni tedbirler getirseniz de başka şeyler yapıyor. Bunun bir tek tane çözümü var. Bir tek çözümü var. Fazlaca arzda bulunacaksınız. Arsalar açacaksınız. İnsanların ev yapmasını sağlayacaksınız ve rahatlayacak ortalık. Bunun dışındaki yapılan her şey geçici, biraz daha spekülasyon. Vatandaş Mehmet Öztesekil'e rahatsız ediyor mu şu an kiralardaki bu yüksekte? Her yerde konuşuyoruz elbette canım, konuşulmaz olur mu? Kiracı rahatsız, çok yüksek fiyatlar isteniyor. Eline geçen rakamla onu karşılamakta zorlanıyor. Bir taraftan ev sahibi diyor ki ben buradan diyor şimdi diyor 10 bin lira kiralıyorum. Peki senelik 120 bin ediyor. Tamam, 20 senede bu şu kadar eder ama benim evim değeri 5 milyon diyor. O da oradan hesap yapıyor. Derken bütün bunlara son vermenin tek yolu, hazine arazisinin bol olduğu bir ülkede bolca siz arazi çıkaracaksınız, konut yapılacak parselleri dönüştüreceksiniz, bunları arz edeceksiniz ve inşaatlaşmayı sağlayacaksınız. Öyle zannediyorum ki 2-3 sene sonra sizinle program yaparsak, 3 sene sonradan İnşallah. Bahsediyorum, kiralardan, bu fahiş fiyatlardan bahsetmeyeceğiz. Harika, en azından yani İnşallah. Çözümüne yönelik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın sözünü biz de takipçisi olacağız. Sağ olun. Şeref verdiniz efendim. Bu yoğunlukta sizleri Ankara'da yakalamak gerçekten zor. Birkaç sefer daha davet etmiştik, hep deprem bölgesindeydiniz. Kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Hepimizin gözü, kulağı, kalbi deprem bölgesinde. Bir yandan da güzel şehrimiz İstanbul'un dönüşümünde. İleriki günlerde az önce de ifade ettik, önümüzde aslında bir iklim değişikliği sorunu var. Bir başka problem. Uzun uzun onu konuşalım. Onu da konuşmak istiyoruz. Çok söylenecek şey var orada, konuşalım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Estağfurullah. TV100 ekranlarındaydınız. Birazdan Eşit Ağırlık'ta sevgili meslek büyüğümüz Erdoğan Aktaş'la birlikte olacaksınız. Onun da zamanından bir 20-25 dakika aldık. Artık affola diyelim. Bir başka Ankara'da neler oluyor programında görüşene kadar hoşçakalın.